Caner Bey ne dersiniz? Sadece askeri operasyonlarla IŞİD'le mücadele etmek mümkün müdür? Yani yoksa başka nasıl mücadele etmek lazım? Sosyolojik temeli nasıl var? IŞİD bu sosyolojik temeli nereden buluyor? Sadece evet. Bunu işte istihbarat örgütleriyle Amerika yani bir koçbaş olarak açıklamak mümkün mü? Sonuçta Rakka'da da hala orada yaşayanlar ve IŞİD'i destekleyenler olduğu da iddia ediliyor sayısı. Bunu bilmiyoruz kuşkusuz. Tabii IŞİD'in bir devlet tipi özelliği var. 6 milyondan fazla insandan vergi alıyor. Onlara belli hizmetleri veriyor. Oradaki insanların bir kısmı bundan memnun olmasalar da bir kısım da oradan Şii bir yönetim gelirse bize daha kötü olur diye Maliki döneminden kalan kötü tecrübelerle IŞİD'in olmasını onlara tercih ederiz. İki tane kötünün daha iyisidir diyerek beğenenler de var. Yani. Evet. Şimdi böyle bir devlet gibi bir bölgeyi yöneten bir örgüt için tabii ki onların askeri operasyonun başarılı olması onları büyütür. Onlara karşı başarılı askeri operasyonlar onlara ciddi zarar verir. Yani burası kesin. Ama tamamen fakat, askeri operasyonlar bombalarla ortadan tabii, kaldırılması mümkün mü? İşte onu söyleyecektim ama tamamen mümkün değil. Çünkü IŞİD'in şu anda dünyanın birçok tarafında mesela destekçileri var. Mesela şunu görüyoruz. Kuzey Afrika'da mesela çok ciddi destekçileri var. Mısır'da, Tunus'ta. Ve bununla destekçiler birçok kimsenin sandığı gibi halkın böyle emperişan tabanında değil. Mesela relatif olarak Tunus birçok ülkeden ekonomik olarak orta sınıfı daha güçlü, eğitim düzeyi daha yüksektir. Mesela Tunus'tan bu örgüte karşı ciddi geçişler var. Afganistan'dan, Pakistan'dan mesela görüyoruz şu anda bu örgüte doğru katılımlar var. Ve nitekim mesela Afganistan'da yeni Amerika bombaların anası denen böyle en büyük bombalarından birini kullandı. Afganistan'da mesela bu örgüte karşı. Evet. Bu tabii bu örgüt ya o bombada orada kimlere ne zarar verdi, insan hakları açısından sorun oluşturdu mu o da ayrı tabii tartışma meselesi. Ama tabii o konumuz değil. Fakat dikkat edin Afganistan'da böyle olabilecek en büyük bombasını onlara karşı kullandı. Yani bombanın adı diğer de böyle nükleer olmayan en büyük bombasını onlara karşı kullandı. Yani Afganistan, Pakistan'da da bu örgütün tabanı var. Avrupa'dan da bir bakıyorsunuz birçok kimse bu örgüte belli bir destek veriyor, katılıyor. Şimdi siz yarın bu örgütü orada yok etseniz, şimdi oradaki herkesi öldüremeyeceğinizi göre ne olacak? Türkiye'den oraya katılan, Belçika'dan katılan, Almanya'dan katılan, başka yerden gelip katılanlar kendi ülkelerine dönecek. Ya da Türkiye'ye bunlar, dönecekler. Evet, yani bunlar yarın DAEŞ tipi bir isimle değilse de başka tip bir isimle, belki de yine DAEŞ ismiyle de olabilir, yeniden birçok kimseri karşısına çıkacaklar. Çünkü burada bir ideolojik yapılanma da var. Yani o yüzden bu tip bir ideolojinin bombayla kalkabileceğini söylememiz mümkün değil. Şimdi bu ideolojinin birkaç yönü var. Bunların hepsinin ayrı ayrı analiz edilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi Batı'nın ideolojisinin. Evet. Şimdi bir bana göre tabii bir İslami açıdan eleştirmemiz gereken şeyler var. Bir de ben öyle bir siyasi kısmına bakayım. İslami açıdan sonra bir şeyler demek istiyorum. Lütfen, evet. Şimdi siyasi açıdan şöyle bir şey var. 2003'te bunu biz tabii Osmanlı'daki şeye kadar götürüp analiz edebiliriz. Osmanlı'daki çökmesiyle beraber oradaki güç eksilmesine götürebiliriz. 90'da Amerika'nın ilk gelişine götürebiliriz. De onlar çok uzar. Ama ben ondan 2003'e götürmek istiyorum analiz ederken başta. 2003'te Amerika oraya geldiğinde bütün dünya aşağı yukarı karşı çıktı birkaç ülke dışında. Bakın Almanya karşı çıktı. Fransa karşı çıktı. Çin karşı çıktı. Hindistan karşı çıktı. Birleşmiş Milletler Kofi Annan falan karşı çıktı. Vatikan karşı çıktı. Amerika'nın içinde birçok Hristiyan gruplar karşı çıktı. Amerika aşağı yukarı Birleşmiş Milletler ve bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen ki birinci müdahalesinde ciddi bir destek vardı Amerika'ya. Fakat bu ikinci müdahalede bütün dünyayı karşısına alarak o ilk savaşta verilen kendine yetkiyle böyle etrafından dolanarak hani ilk savaşta bana silahları denetleme yetkisi verilmişti gibi bir şey diyerek oraya bütün dünyanın karşı çıkmasına karşı bir müdahale yaptı. Orada müdahale yaptığında da Amerika'nın işte think tank kuruluşları falandaki evvelki analizlerine bakarsak buradaki boşluklarda buna benzer örgütlerin doğacağı zaten tahmin ediliyordu. Yani daha iş %100 hesaplanmış mıdır, hesaplanmamış mıdır tartışılabilir. Bir kurgu ama mudur? Bu tarz oradaki boşluklarda buna benzer örgütlerin doğabileceği biliniyordu. Yani oradan yapılan bu Saddam rejiminin devrilmesiyle oluşan güç boşluğu işte bu DAEŞ'in ortaya çıkmasının önemli sebeplerinden biri. Yani Amerika'nın hesapsız veya özel hesaplı da diyebiliriz tırnak içinde hangisini hesaplı tercih ediyorsanız edin. Oraya yaptığı müdahale bir kere bu boşluğa yol açtı. Bakın tamam. Şu anda o müdahaleyi bunu, özellikle anlatmak istiyorsunuz. Buradaki müdahaleden de bu yana orada 1 milyondan fazla insan öldü Irak'ta, Suriye'de. Evet. Şimdi oradaki gördük resimlerini. Orada insanlara ciddi bu dış güçlerin yaptığı işkenceler oldu, şeyler oldu. Ve halkın ciddi anlamda bunlara bir tepkisi var. O cezaevindeki şimdi DAEŞ tipi yapılanmaların
içindeki birçok yanlışla beraber bu tip oradaki insanlara yapılan bu tip haksızlıklara karşı bir tepkiden beslendiğini bilmek zorundayız. Ha, o zaman yapmamız gereken şeylerden biri bu. Bu tipteki haksızlıklara beslendiği karşı... Beslendiği bir siyasal damar var diyorsunuz. Tabii siyasal damar en önemlilerinden biri buradaki... Evet. İşte bu damar yani oradaki yapılan 1 milyondan fazla kişiyi öldüren, cezaevlerinde insanlar işkence yapılan, birçok kimse yurdundan süren buradaki bir haksızlık. Ve insanlar buna ben nasıl tepki göstereceğim diye içlerinde isyan duyduklarında... Yani Amerikan öfkesi kişileri şeye doğru, işi de... Amerika ve başka da oradaki güçleri de olabilir Batı'nın bazı müttefiklerin ama... Bu tabii ki buna ben nasıl karşıt geleceğim diye içinde duyulan öfke birçok kimsenin karşısına DAEŞ'i bir alternatif olarak çıkarttı. Arap milliyetçiliği değil de neden peki işte cihat kavramı, işte İslam kavramı niye o kullanıldı? Arap milliyetçiliği kullanılamaz mıydı? Arap milliyetçiliği siyasal argümanlar değil de neden dini argümanlar İslam kullanılmaya başlandı? Şöyle diyebiliriz, halkın içinde İslam güçlü bir unsur. Bir de buradaki tabii ki Maliki rejiminden, bu Amerika'nın doğurduğu boşluktan sonra buradaki Şiilerin, orada ciddi bir halka baskıları da oldu, Sünni halka. Şimdi evvelden bir diktatör Saddam'dan çekiyorlar. Ondan sonra Amerika rejimi geliyor, oradaki birçok kimsenin öldürmesine sebebiyet veren olay. Maliki rejiminden gelen baskılar ve birçok insanda buradaki kaçışı bu tip bir yapılanmanın içinde duydu. Ve halkın içinde potansiyel olarak İslam zaten güçlü bir hayatındaki belirleyici unsurdu. Fakat buradaki şeyi yakalamak lazım. İslam'ın bir şeyde mobilize edici unsur olması ayrı bir şeydir. Kaynak unsur olması ayrıdır. Bence mobilize edici unsur olarak yanlış kullanılmıştır ama... Ama her şeye rağmen bulmuştur. Kaynak unsur olmadığına saptamak lazım. İslam'ın kaynak unsuru olması şu demektir. İslam olmasaydı veyahut da İslam'ın belli bir yorumu da diyebiliriz ona. Onun hiç olmayacağını söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki Ramazan gelecek inşallah oruç tutacak birçok kimse. Şimdi İslam olmasa hiç buradaki insanların oruç tutmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İslam'daki hükümlerden dolayı oruç çıkıyor. Ha, İslam burada kaynak sebeptir. Peki buradaki DAEŞ'te tamamen İslam'ın bu şekilde kaynak sebep olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela burada hiç Müslümanlar olmasaydı, burada yine bir örgüt çıkar mıydı? Bence yine çıkardı, elbette çıkardı. Bu haksızlıklardan dolayı siyasal yaşantı. Çünkü buradaki birçok insanın öldürülmesi gibi şeylerden ve buradaki güç çökmesi üzerine belli güç dengesi bulunmaya çalışırken çıkan örgütler bunlar. Ve buradaki işte diğer analistlerimizin de dikkat çektiği başka bir unsur var. Amerika gibi başka güçler bu bölgede kalmak için özellikle bu örgütü ayakta tutuyorlar gibi analizleri de doğru kabul edersek hele. Peki. Hani buradaki DAEŞ'i ayakta tutan şey İslam kaynaklı değil, başka olaylar kaynaklı. Yani oradaki güçlerin durması kaynaklı. Oradaki yapılan haksızlıklar kaynaklı bir yönü olduğunda bilmemiz lazım. Ha, buna karşı yapılması gereken şey şu. DAEŞ bana göre yanlış bir İslami yorumu temsil ediyor. Onları biraz fakat daha geçelim. Fakat beslendiği kaynaklardan biri, eğer ki bu bazı haklı unsurları da içeriyorsa, o zaman buralardaki tepki DAEŞ gibi örgütlerin eline bırakılmamalı. İşte gençler, orada, eğer ki orada Avrupa'da... Mücadele orada başlıyor. İşte orada diyor, sosyolojik tabanı bulmaması için evet. Nedir? Biz gerçekten burada yapılan haksızlığa karşı nasıl mücadele edildiğinin örneklerini Müslüman entelektüeller olarak, ülkeler olarak, sivil toplum kuruluşlar olarak buradaki insanlara yapılan haksızlığa nasıl tepki verildiğini göstermeliyiz. Mesela diyelim Belçikalı bir genç, şöyle diyelim, ülkesinde bu arada Amerika'daki Avrupa'nın buraya yaptığı haksızlıklara karşı, mesela Avrupa'daki Amerika'daki Müslümanlarla veya oradaki Hristiyan gruplarla da olabilir. El birliği içinde bir protestolar yapabilir mi? Başka türlü oradaki durumu kınayabilir mi? Oradaki mağdurlara yardım edebilir mi? Peki hocam. Böyle kanalları biz acaba kuruyor muyuz? Kuruyor muyuz Müslüman entelektüel olarak veya gruplar olarak? Siz mesela yani İslami açıdan da Kur'an'da geçen anlaşmalarla ilgili ayetlere özel bir vurgu yapıyorsunuz. O ayetler üzerinden de bir mücadele verilebilir belki. Tabii, doğrusu, tabii. Doğrusu anlatılarak. Ona sonradan geçeceğiz ama. Ben yani buradaki İslami yorumu İslam'ı temsil etmediğinin bilinmesini özellikle çok önemli buluyorum peki. Da. Şimdilik sadece bir alternatif tepki unsurlarının oluşturup bu örgütlerin ağına insanların düşmesini o yönde engellemeyen üstünde dur. Onlar ayrıca tabii incelenmesi ve nasıl lazım. Engelleyebiliriz onu da konuşalım ama siz örgütün, IŞİD'in açık olarak tehdit ettiği isimlerden birisiniz. Evet, televizyonda yaptığım eleştirilerden dolayı, kendilerine dolayı ama ben tabii ki hep de şunu da belirttim. Teröristleri ben ikiye ayırıyorum. Korkuyor musunuz hocam?
Yok, korkmuyorum. O yüzden bugün geldim buraya. Yani korksaydım bugünkü davetinize başım ağrıyor falan diyebilirdim. Teröristleri ben de ikiye ayırıyorum. Bir, gökten bomba atan... Güvenliğiniz sağlanıyor mu peki? Evet, devletin verdiği koruma var sağ olsun. Hı. Devletimiz de bizi düşündü o tehdit karşısında. Ne zaman gelmişti bu tehdit size? Ne kadar oldu? Birkaç ay önce. Hı. Birkaç ay önce. Yani dergilerinde beni de basmışlar. İşte yani benimle beraber 10-15 Diyanet İşleri Başkanımız vardı. Cübbeli Ahmet vardı. Yani başka bazı hocalarımız da vardı. Yani böyle ayrı ayrı televizyonda aleyhlerine konuşan kişilerden bir potpuru yapmışlar. Böyle oldukça farklı fikirdekileri koymuşlardı. Tabii ki biz doğru bilmekten, bildiğimizi söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama ben dediğim gibi teröristleri her şeye rağmen ikiye ayırıyorum. Bir, gökten bomba atan teröristler. Onlar bu halkı mağdur eden teröristler. Bir de yerden bomba atan teröristler. Yerden bomba atan teröristler, işte bu El-Kaide gibi, IŞİD gibi örgütlerse, evet, gökten bomba atan teröristlerin kim olduğunu biliyoruz. Ama biz eleştirilerimiz her zaman şunu söylüyorum. Peki. İkisine birden yöneltmek zorundayız. Hı-hı. Eğer terör sadece yerden bomba atanları görür, gökten bomba atanlara hiç ilişmezsek, o zaman birçok kimse bunlara haksızlık yapılıyor zannıyla bu örgütlerin içinde tepki koymanın yollarını ararlar. Peki hocam. Oysa biz ondan her ikisi tarafa karşı da tepkimizi koymamız lazım. Evet.